Böyle bir adamla karşılaşacaksınız. Muhteşem, yakışıklı. Aynen bakın. Öyle. Ama hocam. Öpüyoruz. Ne dedin Yılmaz abi? Benimle yatar mısın dedi ya. Hocam nasılsınız Melat? Sizi Fenerbahçe neden alsın? Şimdi şampiyon olmak istiyorum. Sen bilecek abi ya. Yılmaz Buran YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cem. Teşekkürler. Sen Cem'in futbolculuk boyutunu bilmez. İşte evet, onu anlatır mısınız bana biraz? Siz nereden tanışıyorsunuz? Futbol aranız nasıl? Ben Yılmaz Hoca'yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. O da seni çok seviyor. Valla başladığından beri Ceyhun gelsin deyip duruyorum. Siz hangi takımı çalıştırmadınız hocam? Üç büyük. Yok, Anadolu'da Kayseri, Kayseri falan. Kayseri Spor. Ben Kayseri'de playoff oynarken Yılmaz Hoca o zaman şeydeydi. Şeyde, altta, Eyüp'te. Elazığ'da. Çocukluğundan beri futbolcu olmak isterdi. Çok. Hakikaten mi? İstiyordum ben. Evet, çok. Her hafta. Bir de 9 yıl oynadım ben futbol. Yurt dışında da oynadım ben futbol. Çok iyi. Yarı profesyonel. Cihan'ın bir Fransızca maceram vardı. Var. Niye almadın Yılmaz abi? Söyleyebiliyor muyuz? Tabii. Türk Hava Yolları'nda ofis müdürlüğüydü. Fransa'da Strasbourg'da ilk ofis müdürlüğünü kuran babamdı. İsviçre'de de ofis müdürlüğü yaptı. Benden önce de Hollanda'da Fransızca yaptı. Ouais, je parle très bien français. Ouais. Fransızca öğrendiğin ilk cümle ne oldu? Pis de chien. Yok. Bende bunlar yok. Kanal çekmiyor. Yabancı şeye bağladılar. Ne dedin Yılmaz abi? Benimle yatar mısın dedi ya. Ama adam sizli söyledi bunu. Bule. Siz benimle yatar mısınız? Ya. Rica ettin. Bule bu kuşe avec moi. Sosua. Kötü bir şey yok yani. Kibarca uykusu geldiyse, sette yorulduysa falan. Evet. Tabii 80'ler başladı. İzliyor musun Yılmaz abi? Doğruyu söyle. 80'leri izlemem mi? Tam benim kalibim ya. Tabii kendisi 80'ler genci. Kendimi görüyorum abi. Ama hiç yaşlanmıyorsunuz hocam. Maşallah. Kur'an çarşı. Vallahi. Bir gün altın kelebek ödül töreninde hoca karşıdan geliyor. Şimdi taklitini yaptığını iyi bildiğim için kalabalık olduğu için de hoca da hani oğlum burada yapma yani anladım dedim. Böyle yaptım. Hocam nasılsınız Melat? Herkes orada. Yok Antepeler işte ödül alan sanatçılar. Altın kelebek, altın kelebek oyuncular. Yapmadım. Yapmadın Ceyhun var ya. Kulağına yatırdı. Ama bir şey söyleyeyim. Oradan da kovarlardı sizi. Altın kelebeğe önüne geçtiniz. Kanser içinde geldim. Ben çok isterdim o sizin soyunma odanızda taktik dinlemeyi. Çünkü orada Yılmaz Hoca'nın şeyini çok merak ediyorum. Başka bir karakter nasıl çıkıyor. Nasıl bir şey diyor acaba? Barış vardı. Almanya'dan getirdiğim Kasımpaşa'da oynuyordu. Hı-hı. Barış oynuyoruz. Stoper bir çocuk. Stoper evet. Bayağı iyi onun biliyorsun. Onun hatasıyla 2-2 bitti. Uzun boylu sarı. Ben tabii soyunma odasında Barış'a geliyordum. Barış benim tabii çekiniyor çocuk genç. Yapıştım onun boğazına. Barış senin yüzünden bu gol yedik. Falan baktım çocuk çok dağıldı. Ama üzme kendini oğlum. Çocuklar yerde yatıyor. Önce bir hırpalıyor. Ben geçiyorum tabii. Aklıma ama ilk Fenerbahçe maçı gelir aklınız. Kocaeli Fenerbahçe maçı. Ne yaptın orada Yılmaz abi? Ne yaptın? Maç bitmiş. Ne yaptın? Hoca! Bitir lan hoca! Bitir Murat ya. Kepslere konu olan. Maç bitti ya. Adam taç atıyor. Bitti maç yani. 96-6. Taçı tuttu adamın ayağına attı. Fenerbahçe'li oyuncu topu Semih'e verdi. Ve Guiza da attı top. Semih de Guiza'ya verdi. Guiza itti, golü bize atmıştı. Başka da atmadı baba vurdu topa, gol maç bitti. 2-1 mü 3-2 mi? Saate bakıyorum süre dolmuş yani golü yediğimizde. Ya ben de futbolcu gerçekten böyle kapısından döndüm. Beni 5 kere Fenerbahçe izlemiş Yılmaz abi. Tatspor'da işte oynuyorduk. 4 kere Fenerbahçe izlemiş benim. Kasetten izlemişler.
Yani canlı görünce bu, küçük görünce bu kadar vazgeç. Fener'i duyunca böyle yapıyor hoca işte. Sonuçta beni izlemiyor ama Fener. Ama Fenerbahçe. Vallahi kongre üyesiyim. Vallahi. Hadi ya, baya baya yani, Fenerbahçe. Kongre üyesiyim. E ne oldu bu futbolculuktan sonra, hocam beni hocam diyorum. Başkan söylemedi bana. Son izlemeyi söylemiş. Niye söylüyorsun ki? Bırak. Şimdi heyecanlandım, ettim. Bir de bana, ben normalde sağ bek oynuyorum. Aha bir baktım hoca formaları dağıtıyor. Bana 10 numarayı verdi. Bir de kaptanlık pozu bandı verdi. Allah. Ben hayatımda kaptan olmamışım. 10 numara da öyle. Gemi batsa ilk ben kaçarım hocam. Kurtarmam kimseyi ben. Kaptanlık zor bir görev yani. Öyle değil mi hocam? Aynen öyle. Abi bir baktım maç sahibi çıktım. Çıkmadan önce tam böyle işte hadi arkadaşlar bilmem ne falan. İyi oyna Fener, seni izlemeye geldi dedi. Allah. Adımı unuttum. Kaptanlık unuttum ben. Ben kimim? Kimim ben? Ya kimim? Adım ne benim? Bilmiyorum. Şey falan diyor. O zaman bir hakem vardı bizim. Nefret ettiğimiz bir hakem. O kadar kötüydü ki hakem. Söylerim adını ben. Söylesene. Yani yok o şeylerden değil. Şey ondan sonra biz ona bir lakap takmıştık. Adam işte kaptanım, kaptanlar gelsin diyor. Ben duruyorum. Seremoniye gel. Oğlum gelsene diyor bana. Lan gelsin. O da bir de Keşanlıydı sanki. Gel bakayım buraya. Gel lan buraya dedi. Tamam. Gittim. Buyurun dedim. Ulan elini uzatsana, kaptansın sen dedi. Ay pardon falan. Sahibi baktım tribünde 6 tane Fenerbahçeli üstlü montlu adamlar ellerinde dosyalar, kağıtlar. Allah'ım ya Rabbim, ben 45 dakikada ayağıma top değmedi. Deli dana gibi koşuyorum. 2 kere taç attım. Eline değmiş ayağımda. 4-5 defa sert girdim. Hakem beni çağırdı 44. dakikada. Bak sana bir şey söyleyeyim, 10 numara kaptansın. İlk seni atarım bu takımdan dedi. Bak dikkatli ol dedi ve çıktık mı belanı dedi. Tamam dedim. Girer girmez soyunma odasında Ceyhun çıkıyorsun dedi. Allah. Hoca. Eyvallah. Çıktım, maç 0-0, 4-0 bitti, kazandık. Benim yerime giren çocuk hat-trick yaptı. Rahatlığıyla. Böyle bir şey olamaz. Gitti o çocuğu seçti. Heyecan oluyor. Yani. Ha o çocuğu da seçtiler. Evet, ya, o mu seçildi? O gitti ya. Ve orada tribünde de şey demişler. Benim kuzen de var. Bundan hiçbir şey olmaz demiş. Hayır, Fenerbahçe evet. Bundan artist olur. Kendini atıyor baksana. Ne böyle. Güzel artist oldu. Teşekkürler. Fırat Aydınus'un o tiyatral hareketlerine inanılmaz beğeniyorum. Yok abi. Ya. Yani ben hep bunu sette de yapıyorum. Yani... Millet ölüyor zaten. Mesela, o kadar yani? Büyük hareket yapıyor ki ya. O kadar büyük. Nerede? Bana ikiniz konuşursanız bir daha sana ben giderim atarım sizi. Abi bir insan varı böyle göstereyim mi? Hani normal böyle göster lan varı. O hareketle mesela giderken avantaja veriyor. Koşa koşa. Ulan ne artistlikle. Mesela abi en sevdiğim bu var oldu ya. Gerçekten var oldu, oyunculuklar ortaya çıktı. Değil mi? Bütün 28 kamera hocaya dönüyor. Gidiyor oraya, oraya gidiyor. Ne konuştuğunu da bilmiyorsun. Ne yaptın, faturaları yatırdınız mı falan. Hani, bilince bilmiyorsun ki örnek olsun. Evet, o yana zaman kazanma. Herkes onda abi. O da biliyor baktı. Mesela Halil Umut Meler var. Mehmet Topal böyle yaptı. Hocam bir böyle. Ve bir hareketler yaptı. Yemin ederim ama Fırat Hoca olağanüstü yani aktör olabilirdi. Fırat engelleyemiyorum beni Fırat. Fenerbahçe TV'ye girdik işte bir program falan yaptık. O zaman Başkan Aziz Yıldırım'dı. Ondan sonra ben çok seviyorum Aziz Yıldırım'ı. Hakikaten insan olarak çok severim. Sevdiğim insanların taklidi yapmak hoşuma gidiyor. İşte döndü böyle. Böyle baktı bana. Gel bakayım buraya gel sen. Gel gel dedi. Aynısı yanına gittim. Ya. Nasılsınız dedim. Ya, sağ ol sen nasıl? Her şey yolunda ama hadi bakayım nasıl bir şey iyi mi falan. İyi o başkanım falan. Sen benim taklidimi yapıyorsun yap bakayım dedi. Ondan sonra ben şey dedim ya, şimdi Fenerbahçe büyük camia bu, herkes bilecek. Ama en fazla konuşturmayın, beni sinirlendirmeyin. Bunları konuşuyorum böyle bakıyor bana, tamam mı? Yani iki az yıldırım konuşuyor. Tuvas Bey ne yapacağız? O da dedi ki bilmiyorum ne yapalım. Karşılıklı konuşuyoruz. Sonra böyle baktı, tamam TBS yapma çık dışarı dedi. Yani onun sevgi belirtisi böyleymiş. Çık dışarı. Aziz Başkan, Allah görüşündesin ya. Evet. O bir fenomen. Çok. Peki size bir soru hocam. Sizi Fenerbahçe neden alsın? Böyle bir şey olsa. Heh, beni neden alsın? Heh. Sen şimdi şampiyon olmak istiyorsun. Sen bilecek abi ya. Sadece bu mu? Daha iyi bak. Yok değil. Ama iyi daha. Bence taraftarla mükemmel yani, bir ilişkisi olacak bravo. O yüzden. Yani.
Ve hakikaten Fenerbahçe taraftarının ayrı bir sempatisi var Yılmaz abiye. Seviyoruz ya. Çok seviyorum. Ben de hep içeride dışarıda gidiyorum. Evet, sürekli hani Kamp to Fenerbahçe. Neyse artık. Başların içinde her şeyi duyamıyor. Yok ya oğlum. Bu ayrı yani. Yerim kardeşim başarılı olsun önce. İnşallah tabii ki. O bir gün ayrılırsa bize de sıra gelsin artık. Şampiyonluk için. Olsa ya olamazsa mesela gel. Olsa iyi olur sen. Aynı şey söylüyor. Olsa iyi olur Ceyhun. Aa dur geçiştirme. Yılmaz Hoca gelmiş bir hikaye kuralım. İşte ben takımı şampiyon yapmak için geldim. Bir büyük umutlar bilmem ne falan. Ve takım ikinci oluyor son maçta galiba. Basın toplantısını istiyorsan. Hocam işte büyük umutlarla geldiler. Şimdi takım ben dedim şampiyon olalım diye ama. Oğlum atacağım golü. Atacaksın abi. Kovuldum. Daha dur açılamıyor. Fark ettim o yüzden. Çıkılmaz abi. Ne bak abone oldu. 8 abone olmak yok. Korktum ben ha. Ceyhun söylesin. Elim gitmez. Yılmaz Vural YouTube kanalına lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Böyle bir adamla karşılaşacaksınız. Muhteşem yakışıklı. Aynen bakın. Öyle. Ama hocam. Öpüyoruz.